biz yaklaşık olarak 1,5-2 aydan beri altında müthiş derecede bir yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu. Bu hareketlenmenin dünyadaki Asya'daki borsayla alakalı olduğunu gözlemliyoruz. Koronavirüsünün etkisi çok büyük. Yani şu anda Çin'deki üretim durma seviyesine gelmiş durumda. Bu dünyayı olumsuz şekilde etkiliyor. Dünyayı olumsuz etkileyen borsadaki yükseliş, düşüş, bu hamleler altını tetikliyor. Altını tetiklediği gibi ivme bir pik durumu söz konusu oluyor. Tabii bununla beraber Avrupa'da da yaşanan kriz, Orta Doğu'da yaşanan kriz, Orta Doğu'daki savaş ortamı altını yukarıya gitmesindeki en büyük sebeplerin başını çekiyor. Altındaki güncel fiyatlar bugün itibariyle 1 gram 24 ayar külçe birim fiyatı 327 TL. Çeyrek altını 520 TL'ye alıyoruz, 545 TL'ye satıyoruz. 2200 TL'ye Cumhuriyet altını alıyoruz. 2250 TL'ye de Cumhuriyet altını şu anda iç piyasada satış var. Fakat Cumhuriyet altını maalesef piyasada yok. Şu anda yok satıyoruz. Evet, maalesef. Şu anda altının yükselmesinden dolayı müthiş derecede bir talep var. İnsanlar tabii dolarda herhangi bir hareketlenme ve dalgalanma söz konusu değil. Dolar ve Euro'da ve kağıtlarda herhangi bir dalgalanma söz konusu değil. İnsanlar genel itibariyle yatırımcılar külçeye, Cumhuriyet altında ve 22 yer işçiliksiz bileziğe yönelmiş durumdalar. Yatırımcıyı altın yüzünü daha fazla güldürdüğü için yatırımcı birazcık daha altında daha böyle yönlenmiş durumda. Yani eskilerin deyimi var, altın her zaman altın, altın gibi malınız olsun. Dünyada iki şey için savaş olur, biri toprak, diğeri altın. Biz altını nasıl görüyoruz? Yani bu hareketlenme birazcık daha devam eder diye tahmin ediyoruz. Eğer ki şayet Çin'deki üretim böyle hani birazcık daha böyle üretim durdu, biraz hareketlenmezse maalesef altın birazcık daha yukarıya gider. Bu belki 350 bandını zorlar diye tahminlerimiz var. 350-360'ı kırarsa altındaki gram birim fiyatı 400 lirayı görür. Yani tahminlerimiz bu yönde. Altında aşağıya hareket pek seyir tahmin etmiyoruz. Aşağıya gelir diye düşünceye sahip değiliz. Piyasalarda şu anda bu koronavirüsünün dünyada yaygınlaşmasıyla beraber para tamamen güvenli liman olan altına ve dolara kayıyor diyebiliriz. O yüzden dolayı da piyasalarda bir tedirginlik söz konusu şu anda. Gün içerisinde 50-100 puanlık devamlı aşağı ve yukarı şeklinde hareketler gerçekleşiyor diyebiliriz. Altın bazında da şu anda o da 320 ve 340 bandı arasında devamlı iniş ve çıkış şeklinde piyasada işlem görüyor. Şu anda Türkiye'de henüz bir koronavirüsüyle ilgili bir hastalık vakasına yok. Ama eğer ki ulaşırsa işte o zaman biz korkuyoruz yani. Bu dolarda bir, altında dolarda bir ciddi bir sıçrama yapabilir diye düşünüyoruz yani. Şu anda tamamen bütün dünya bu virüse odaklandığı için o biraz daha ikinci planda kalmış. Bölgesel gelişme. Evet, aynen aynen. Yani o ikinci planda kalmış oluyor şu anda. İnanın biz bile tavsiyede bulunamıyoruz. Çünkü o kadar çok sert hareket ediyor ki. Şu anda bir yazıda birisi dese ki bir aşı bulundu, bütün fiyatlar birden aşağı gidiverir yani. Eski seviyelerine ulaşıverir. Bence değerlendirilebilir. Evet, yani altında 297-300 seviyelerinde. Dolarda ise altılı rakamları gördüğümüz zaman evet bunlara alım gerçekleştirebilir yani yatırımcı. Thank you.